TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenlerimiz. Ben Hidayet Dikilitaş, ana haber bülteni ile yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize önce özetlerimizle başlayalım, sonra haber detaylarıyla devam edeceğiz. SİHA'lar tam isabetle vurdu. İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın toplumsal bağışıklık noktasında hedefimize doğru gidiyoruz dedi. Denetimler yine en üst seviyedeydi. Tam kapanmanın son gününde Kayseri sessizdi. Hobi bahçesi huzurun adresi. Vatandaşlar doğal hayatla baş başa stres atıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ZAP bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüyle mücadelesi sürüyor. Mücadelede SİHA'lar da aktif rol üstleniyor. Yine terörle mücadelede rol alan SİHA'lar iki teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadeleye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok başlığıyla yapılan paylaşımda, Irak kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında ZAP bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek ifadeleri kullanıldı. Evet değerli izleyenler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbetine başlayan gözü yaşlı aileler tam kapanma döneminde de evlatlarına kavuşacakları günü beklemeyi sürdürdü. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 17. gününde de eylemlerine kaldıkları otelde devam etti. Kısıtlamalardan dolayı HDP Diyarbakır il binası önüne gidemeyen ve kaldıkları otelde bekleyişini sürdüren ailelerden Lokman Çiftçi, Hakkari'de 9 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemini sürdüreceğini söyledi. Hakkari'den geliyorum. Oğlum Emircan için buradayım. Oğlum 2012'de HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Zaten hep bir umutla burada bekliyoruz. İnşallah gelecek bayramda bir umut, bir sevinçle buradan iki bayram sevinci yaşayıp oğlumuzu sağ salim alıp buradan evimize döneriz. Ha oğlum şunu diyorum, oğlum gelmediği sürece biz burada eylemimizi devam edeceğiz, kararlılıkla devam edeceğiz oğlumuz gelene kadar. Ben buradan oğluma sesleniyorum. Ne olursan ol dün. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanlığı valiliklere kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05'ten 1 Haziran Salı günü saat 05'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İçişleri Bakanlığı valiliklere kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kademeli normalleşme tedbirleri 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamaları yine hafta içi 21 ile 05 saatleri arasında uygulanacak. Kısıtlamalar hafta sonu yine cuma günleri saat 21'den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi saat 05'e kadar tamamlanacak. Kademeli normalleşmede kapsamında 65 yaş üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyecek. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hafta içi günlerde sadece 10 ila 14 saatler arasında sokağa çıkabilecekler.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre içinde seyahatler izne tabi olacak. Hafta içi günlerde 7 ile 20 saatler arasında gelal ve paket servisi, 20 ile 24 saatler arasında ise sadece paket servis yapılacak. Hafta sonlarında ise 07 ile 24 saatler arasında sadece paket servis yapılacak. Gazino, taverna, birhane, nargile salonu kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali gibi yerler yine kapalı kalacak. Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10 ila 20 saatler arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise kapalı olacak. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecek. Pazar yerleri hafta içi günlerde 7 ile 19 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise pazar yerleri kurulmayacak. Kamu, kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatleri 10 ila 16 olarak uygulanacak. Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edilebilecek. 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimler devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlama 1 Haziran'a kadar sürecek. Kısıtlamalar ve tedbirler dahilinde evlendirme işlemleri daha önceki kurallara göre 1 Haziran'a kadar devam edecek. Şehirler arası seyahatler yasak saatler dışında serbestçe yapılacak. Yasak saatlerde ise izne tabi olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Normalleşme ile ilgili maddeleri ekranlarımıza getirdik. Tabii koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın bugün son günüydü. Vatandaş kapanmanın son gününde kurallara yine uydu ve Kayseri Meydanı'nda sessizlik hakimdi. Denetimler de yine üst seviyede ve bugün de devam etti. Artan koronavirüs vakalarının ardından 29 Nisan'da uygulanan ve 17 gün süren tam kapanmanın bugün son günüydü. Bizde Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da uygulamaya konulan tam kapanma yarın yani pazartesi sabah 05 itibariyle son bulacak. Tam kapanmanın son gününde Kayseri'de ise cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Polis ekipleri tam kapanmanın ilk gününden bu yana olduğu gibi yine denetimlerini aralıksız sürdürdü. Tam kapanmanın son gününde güvenlik güçleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Araçları tek tek durduran ekipler muafiyet belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor. Kentin en işlek caddelerinde kontrol noktası kuran ekipler büyük bir hassasiyetle tüm araç ve yayaların izin belgelerinin olup olmadığını denetledi. İzin belgesi olmayanlara yasal işlem yapıldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın aşılama sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Toplumsal bağışıklık noktasında hedefe doğru gidildiğini belirten Vali Günaydın, sırası gelip de aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Kayseri'mizde sonuçları görüyoruz. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın basın mensuplarına aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında konuşan Vali Günaydın, sırası gelip de aşı olmayan vatandaşlarımız var dedi. Günaydın, toplumsal bağışıklık noktasında da hedefe doğru gidildiğini belirtti. Alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını takip ediyoruz. Başta ben olmak üzere kaymakam arkadaşlarımız, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, ilçe kaymakamlarımız hepimiz sahadayız. Ve sizlerin de az önce ifade ettikleri gibi sahada tedbirlere uyma konusunda son derece hassasiyet gösteren hemşehrilerimiz var. Kayserili hemşehrilerime bu davranışlarından, bu katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Bu bizim için çok anlamlı. Çünkü istediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için elde ettiğimiz sonuçların kalıcı olabilmesi için vatandaşlarımızın bu gayreti, bu çabası, bu hassasiyeti son derece değerli. Bunun devamını bekliyoruz. Tabii ki 17 Mayıs'tan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak kabine toplantısından sonra gerekli açıklamalar yapılacak. Kısıtlamaların
aşama aşama kalkması durumunda dahi biz tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bunun için de biz vatandaş olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Bütün kurumlar sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. Ve rakamlara da baktığımız zaman Kayseri'mizde sonuçları görüyoruz. Bunun yanında aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşılama çalışmalarımızda da istediğimiz sonuçları alabilmemiz için biraz daha hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü sırası gelip de aşı olmayan vatandaşlarımız var. Aşı merkezlerimiz açık, vatandaşımıza hizmet sunuyor. Son derece yeterli. Biz bu konuda Sağlık Müdürlüğü olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımıza çok güzel imkanlar sunduk. Bu imkanları kullanmalarını istiyoruz vatandaşlarımızdan. Çünkü şu anda toplumsal bağışıklık anlamında istediğimiz noktaya doğru, hedefimize doğru gidiyoruz. Bir an önce bu hedefe ulaşabilmek için de bizlerin aşımızın sırası geldiği zaman gidip hiç gecikmeden aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Bu son derece önemli arkadaşlar. Bunun geciktirilmesi toplumsal bağışıklığın oluşmasına da olumsuz etki yapıyor. Toplumsal bağışıklığın istediğimiz rakamda oluşmasını da geciktiriyor. Bu gecikme de bize vakaların artışı şeklinde yansıyor. Sağlık sistemimizin yükünün ağırlaşması şeklinde yansıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım arkadaşlar. Bu nedenle aşı konusunda da hassasiyetimizi ortaya koyalım. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken tam kısıtlama döneminde esnafın zor durumda bırakıldığını belirtti. Palandöken karşılıksız hibe desteği ve tüm borçlarının faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu dedi. Genelge yayınlandı. Dolayısıyla koronavirüs pandemisi döneminde sağlanan desteklere değinen TESK Genel Başkanı Palandöken'den hükümete çağrı geldi. Palandöken, karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu dedi. İşlerinde, güçlerinde sıkıntının ne kadar vahim boyutlara ulaştığını ifade ediyorlar, söylüyorlar. Yetkililere de biz bunları aktarıyoruz. Ancak bildiğiniz üzere tabii ki insan sağlığı en önemlisi. Ama bir haksız uygulama var. Bugün taksiler, minibüsler, otobüsler, şehirler arası otobüsler gerçekten yarım kapasiteyle diyorlar. Amenna. Ama hava yollarında böyle bir uygulama yok. İşte bu adaletsizlikten esnaf yakınıyor. 5 yıldızlı otellerde yeme içme mesafe kurallarına riayet edilip edilmediği belli değil. Bir taraftan AVM'ler açılıyor. Diğer taraftan indirimlerin sınırlandırılması geliyor ama kaldırılmıyor. İndirimdeki nereden, ne şekilde ithal edilip vasfının ne olduğu belirlenmeyen ürünleri sadece indirim yapmak suretiyle halkın yoğunlaştığı alanlar olarak görülüyor. Aslında bunların bir haksız rekabet olduğunu ifade etmek istiyorum. O ki herkes bu pandemiyle mücadele edecek. O zaman biz de bu mücadelede yalnız kalmamalıyız. Bildiğiniz üzere 415 mesleğin neredeyse tamamına yakını yeme içme sektörünün kısmen açık olması, dolayısıyla diğer kesimleri, kahvehaneler, kıraathaneler, açık alanlar, kafeler, restoranlar, dolayısıyla esnaf lokantaları bu vaziyette müşteriye nasıl hizmet edecek? Herkesin böyle getir götürden hizmet edecek yanında çalışanı da yok. Aile işletmeleri bunlar. Milyonlarca insanın mağduriyeti söz konusu. Tabi devlet de artık hem ÖTV ve KDV'den mazottaki, benzindeki o ki bu yarım kapasiteyle seyahat edecek insanların en azından bırakın para kazanmayı, bu hizmeti verebilmeleri için ayakta kalmaların gerekliliği var. Yoksa bu iş yeri kiraları, elektrik, doğalgaz gibi sosyal güvenlik destekleri gibi primleri hem yanımızda çalışan hem kendimizin bugün 6.ya neredeyse girdik, ramak kaldı. 1 lira kazanmadan kapalı iş yeri nereden vergi ödeyecek? Devlet ve kredi verdi. Kredilerin süresi geldi. Ödeyecek esnafın hali kalmadı. Dolayısıyla birçok esnaf kepeklerini aşmak yerine kepeklerini kapatmak üzere çare arıyor. Ne yapacağız diyor. Devletten keşke bize iş verseler de
biz de devletin yanında çalışsak gibi zercenişte bulunuyor. Onlarca işçi çalıştığı insanlar gerçekten bugün sıkıntı içerisindeler. Bu sektörlerin sıkıntılarının mutlak giderilmesiyle ilgili bir an evvel adımların atılması lazım. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma vatandaşın toprağa olan ilgisini artırdı. Organik ürün meraklıları ve toprakla haşır neşir olmayı seven vatandaşlar soluğu fidecilerde aldı. Vatandaşın en çok rağbet ettiği fidelerin başındaysa domates, biber ve salatalık geliyor. İşte haberimiz. Havalar ısındı, fide satışlarında yoğunluk başladı. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar vatandaşın toprağa olan ilgisini ise daha da artırdı. Muhakkak artırdı ki çünkü insanlar hep toprağa doğru kaçıyorlar. Binalardan uzaklaştılar. İnsanları stresten uzaklaştırmak için o toprakla uğraşmak insanları rahatlatıyor. Herhalde bu bilimsel bir şey zaten. Peki ne alacaksınız bugün siz? Domates, kıl biber, salatalık. Onların üçünü ekmeyi düşünüyoruz. İnşallah olursa ekeceğiz. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bahçelerde fide dikimi telaşı da başladı. Kayseri Taceddin Veli mahallesinde fide satan esnaf Alaaddin Demirdoğan, Ekim zamanının gelmesiyle birlikte satışlarında artış yaşandığını söyledi. Demirdoğan, vatandaşlara fide konusunda tavsiyelerde bulundu. Genel olarak biz zaten 19 Mayıs'ı tavsiye ediyoruz. Geçen hafta gördüğünüz gibi soğuk oldu işte. Bayağı bir yerlerde yüksek kesimde Hisarcık, Hacılar, Talas'ın yukarı kesimleri bayağı soğuk aldı. Ondan dolayı genelde 19 Mayıs tercih ediyoruz da gene de erken dikenleri işte şehir merkezlerinde falan kurtarıyor. Yoksa şimdi daha yeni başlıyor sezonumuz zaten. Genel sezonumuz yani Mayıs başından sonra. Ondan öncesi sıkıntılı. Sebze türünün birçoğu var. Biber çeşitleri var, envai çeşit. Domates çeşitleri var, siyah, çeri, pembe, normal yerli domates dediğimiz kalabacak domateslerimiz, salçak domatesler, salatalık, kavun karpuz, kornişon, sırık salatalık, sırık domates, her çeşitler var. Acur, bamya, genel olarak bütün çeşitlerimiz var sebzenin. Peki vatandaşa ne önerirsiniz bu tür stilleri dikmek isteyen vatandaşlara? Toprak biraz gübre olacak işte. Önce toprağı gübrelememiz gerekiyor. Yani fenli gübrelerden, hayvan gübrelerinden desteklememiz gerekiyor. Sonra işte toprak verim, yani gübresiz olduğu zaman fide de ister istemez etkileniyor yani. Ondan dolayı biraz önce toprağa bakım yapmak gerekiyor. Ondan sonra da fideyi diktiğimiz zaman gereken verimi alırız Rabbim de gönlünce. Genel olarak serin hava. Sıcakta ektiğimizde sıkıntı oluyor. Çünkü su vermek gerekiyor. Su verdiğimiz zaman üstten sulama yaptığımızda yapraklarında yanmalar oluyor. Akşam serininde ya da sabah serininde dikersek daha iyi olur. Vatandaşlarsa pandeminin ve kısıtlamaların toprağa olan ilgilerini artırdıkları konusunda birleştiler. Bu parayla falan ölçülecek bir şey değil. Ticareti yapacak değiliz zaten bunların. Evde yaptığımız için çok da verimli oluyor. İnsanları toprakla uğraşmak, onlarla işte kalkıp sulamak, çapalamak insanları rahatlatıyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Çocuk gibi uğraşıyorsunuz. Yani muhakkak belli bir yaşı geçtikten sonra da zaten o toprağa insanın gözü düşüyor. Yani orada mutlaka istiyor toprakla uğraşmak. Artırdı. Herkes yerlere kaçıyor tabii artırdı. Neleri? Toplumdan kaçmak istiyor millet. Neler ektiniz bugüne kadar? Salatalık, domates, şu anda da biber ekiyor. Domates, biber aldık. Pardon, domates almadık, biber aldık. Toprakla uğraşmak hoşunuza gidiyor mu? Güzel, gider. Stres atıyor. Bir de ürün alıyorsun, ektiğimizi alıyoruz, mahsul alıyoruz. Evet. O yüzden iyi oluyor toprakla uğraşmak. Yani insan kapalı ortamda durduğu için daha çok sıkılıyor. Tabii ki toprağa daha çok şey yaptı, kendini atıyor. Daha mutlu oluyor. Dört duvar arasında daha çok sıkılıyor insan. Bahçede daha iyi oluyor, bağda bahçede. O yüzden iyi bir şey yani. Peki neler alacaksınız? Vallahi stil aldık eşimle birlikte de. Bahçeye işte birkaç tane de çiçek dikmeyi düşünüyorum yani. Evet, fide satışlarındaki yoğunluktan fidelerin toprakla buluştuğu adrese, hobi bahçelerine götürüyoruz şimdi sizleri. Satın aldıkları fidelerin toprakla buluşturan ve onlara gözü gibi bakan hobi bahçesi sakinlerinin keyfine diyecek yoktu. Vatandaşın huzurun adresi olarak tanımladığı yerden renkli görüntüler takıldı kameralarımıza. Buyurun. Resmimizi alıyor. Moralimiz düzeliyor. Biraz daha ortamdan, şehirden dışarıda olduğumuz için daha rahat oluyoruz. Yani temiz hava, oksijen, bir de kendi ektiklerimizi kendimiz yiyoruz. Daha iyi oluyor yani. Doğal hayat,
organik ürünler, temiz hava, görüntüler hobi bahçesinden. Buraya gelenler ayrılmak istemiyor. Hele de alışanlar her hafta sonu burada. Çünkü burada insanlar mutlu. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Evet, bahçe belliyorsunuz. Evet, çapa çekiyoruz. Evet. Neler ektiniz? Fasulye ektik, salatalık, acur. Onun patlıcanımız var şurada. Ondan sonra burada domatesimiz var. Şuraya yine biber ektik. Çeşitli biberlerimiz var. Sivri biber. Evet. Dolma biber var. Gayet güzel bir ondan sonra evet, teşekkür ederiz. Özellikle sağ olun işte. Özellikle hazırlamışsınız. Maşallah. İşte bundan sonra süreç devam edecek. Çapalayacağız. Büyüyecek. Ondan sonra sulama işlemlerini yapacağız. Buranın uğraşı yorgunluğumuzu alıyor. Ondan sonra ne bileyim işte yani insana haz veriyor yani. Pandemiyle mücadele edilen bu dönemde kalabalıktan uzak, doğayla iç içe, toprakla uğraşmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden vatandaşlar, hobi bahçelerini huzurun adresi olarak gösterdiler. Ülkemizde 1,5 yıldır yaşadığımız pandemi ve kısıtlamalar vatandaşın toprağa olan ilgisini daha da artırdı. Burası Kayseri Beştepeler Hobi Bahçesi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde buraya gelerek toprakla uğraşıyor, bir yandan streslerini atıyorlar, bir yandan da doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Dün fideleri diktim, bugün de suluyorum. Pandemi toprağa olan ilginizi artırdı mı? Evet, içeride artık sıkıldık, kaslarımız erimeye başladı. Bir de yaşlılık var, hareket edemiyoruz. Buraya gelince hiç olmasa temiz hava alıyoruz, bir şeylerle meşgul oluyoruz. O zaman hareketlerimiz belli oluyor. Peki neler yaptınız bugüne kadar, neler ektiniz? Bugüne kadar neler ektik? Yeşillikleri ektik, maydanoz, dereotu, tere, nane, fasulyeyi ektik. İşte gülleri budadık, onları yaptık. Onlar da maşallah güzel oldular. Efendim toprakla uğraşmak size ne katıyor? Enerji katıyor, stresimizi atıyoruz. Ya işte şehrin stresinden kopuyoruz. Buraya geliyoruz, biraz enerji harcıyoruz burada. Rahatlıyoruz yani, stresten uzak. Güzel bir ortam oluyor burada. Bir de komşularımız falan çok iyi. Hepimiz birbirimize böyle destekli bir şekilde yapıyoruz. Ama pandemiden dolayı görüyorsunuz işte bahçelerin halleri haşat şu anda. Kimse gelip gidemiyor. Ne bileyim işte güzel oluyor ya. Artırdı. Bayağı bir artırdı. Çünkü şu anda apartmanlarda yaşayanlar genelde böyle tek katlı, ondan sonra bahçeli evler tercih etmeye başladılar. Neden? Çünkü apartmanın içine girdiğin zaman bugün ben kendi şahsıma söyleyeyim. 28 daire var. Belki 50 kişiyle 60 kişiyle temas ediyorum. Aynı bindiğim asansöre biniyorum. Aynı kapıyı açıyorum. Ama orada sadece kendim giriyorum, kendim çıkıyorum. Onun yüzünden tek katlı evlere, böyle ne bileyim bahçeli evlere rağbet arttı yani. Bayağı bir arttı. Tam kapanma sürecini değerlendiren Koca Sinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından trafiğin azaldığı önemli noktalarda eş zamanlı yapılan altyapı, üst yapı ve yol yenileme ile asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tam kapanma sürecinde her zamankinden daha fazla hizmet ürettiklerini vurguladı. Koca Sinan Belediyesi tam kapanma dönemini fırsata çevirdi. Bu kapsamda kapanma döneminde trafiğin azaldığı önemli noktalarda eş zamanlı yapılan altyapı, üst yapı ve yol yenileme ile asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Koca Sinan Belediyesi'nin bütün birimlerinin her alanda çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek için bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Tam kapanma sürecinde ilçemizin 15 farklı noktasında altyapı çalışmalarımızı başlattık ve birçok noktada çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler tam kapanmada bizim için fırsata dönüştü dedi. Çolak Bayraktar, trafik yoğunluğunun azalmış olmasını,
altyapı çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirdik ve hızlı bir şekilde bütün ekiplerimizi seferber ederek çalışmalarımızı yerine getirdik. Çağdaş normlarda konforlu ve güvenilir yollar yapıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki yapılan konforlu yollarda sürücülerimizin hız limitine uymaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Bu yolların vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum ifadelerini kullandı. Başkan Çolak Bayraktar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını sözlerine ekledi. Kayseri'de akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi silahla yoldan geçenlere ateş etti. Evine kapanan silahlı şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Kayseri'nin Hisarcık mahallesinde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 55 yaşındaki Haluk T. silahla yoldan geçenlere ateş etti. Açılan ateş sonrasında bir kişi yaralanırken elindeki silahla eve kapanan Haluk T. tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Olay yerine psikolog ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayseri Spor'a konuk olan Fenerbahçe 90+9'da attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı ve sezonu 3. sırada tamamladı. Kayseri Spor ise Gençler Birliği'nin yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Süper Lig'in 42. haftasında Kayseri Spor Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe 90+9'da attığı golle 2-1 kazanarak sezonu 3. sırada tamamladı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçen Kayseri Spor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Maçın 58. dakikasında Sosa penaltı atışını gole çeviremezken 90'da ikinci kez penaltı kazanan Fenerbahçe Valencia ile skoru 1-1'e getirdi. Maçın son anlarında 90+9'da Serdar Aziz'in attığı golle Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçta 82 puana ulaşan Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlarken 41 puanda kalan Kayseri Spor Gençler Birliği'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle kümede kalmayı garantiledi. Kayseri Spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe A takım direktörü Emre Belezoğlu da Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur dedi. Kayseri Spor ligin 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligde kaldığımız için çok mutluyum ifadelerini kullandı. Öncelikle ligde kaldığımız için çok mutluyum. Tabii buruk mutluyum. Burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım ve bana inanan, benim buraya gelmemi sağlayan Sayın Başkan Berna Gözbaşı'na ve yönetim kuruluna öncelikle çok teşekkür ediyorum. 20 günde sürekli konuşan bir adamı, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen ve 20 günde 5 maç, 2 günde 3 günde bir maç oynayan takımın oyuncuları bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimi hayata geçirdikleri için, ruh kattıkları için ve sonuç itibariyle de ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Fenerbahçe A takım teknik direktörü Emre Belezoğlu 2-1'lik Kayseri Spor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur dedi. Herkese iyi akşamlar. Son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra hemen hemen her maçımızı, aslında her maçı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de düşme hattında olan bize kaybederse rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir takıma karşı oynadık. Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Bugün oyun üzerinden çok değerlendirme yapmayacağım.
Sadece geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize çok büyük bir bedel ödetti bugün itibariyle. Bundan dolayı üzgünüm. HES Kablo Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yaptı. Gözbaşı gelecek sezon daha iyi bir Kayseri Spor görmeyi umut ediyorum dedi. Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de mutlu olduklarını belirtti. Süper Lig'in 42. haftasında Kayseri Spor sahasında Fenerbahçe 2-1 mağlup olmasına rağmen ligde kaldı. Maçın ardından Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gözbaşı bu seneyi atlattıklarını fakat gelecek sezon daha iyi bir Kayseri Spor görmeyi istediklerini söyledi. Bizim için sezon başından beri zorlu bir süreç oldu. Birçok hoca değişimleri falan derken açıkçası benim için biraz staj senesi gibiydi. Bunca zorluktan sonra geçen sene aldığımızda düşmek güzel olan bir kulübü mali açıdan özellikle bugün bu senede ligde tutmak camiamıza hayırlı olsun. Ben burada 90 dakika boyunca çok üstün performansla mücadele eden, maçın son dakikalarına kadar galip gelen takımımızı, teknik heyetimizi ve bize destek olan bütün Kayseri ve taraftarlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu seneyi de böyle atlattık. Gelecek sene daha iyi bir Kayseri Spor görmeyi umut ediyorum. Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise çok şükür başarılı olduk ifadelerini kullandı. Düşen kulüplerimiz dahil tüm kulüplerimizi, tüm sporcularımızı bu süreçte fedakarlık yaparak ülkemize hizmet ettikleri için kendi takımım dahil olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Kendi takımımızda Yalçın Hoca, değerli hocamız Yalçın Koşukova önderliğinde son kritik maçlara çıktık. Soğukkanlılığını koruyarak çok kısa zamanda, yani 3 günde bir maç yapılırken oyunculara antrenman dahi yaptıramazken toplantılar düzenleyerek oyunculara bilgilerini aktarmaya çalıştı ve Allah'a çok şükür başarılı oldu. Evet, bu haberde bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın yeni bir haftanın ilk günü, yeni haftanın hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hoşça kalın.